Herkese esenlikler değerli insanlar. Birlikteyiz bir videoda daha. Yine bizimkisi çıktı, konuştu bir ekonomist olarak. Hani alana ekonom oluyor ya beyefendinin. Dolayısıyla da faizler hakkında birkaç laf etti. Ve bunun arkasından da dolar ne oldu şu anda? 8-9'a yaklaştı yani. 8-8-8-7 falan. Sıçradı biraz. Bunu niye yapıyor, niçin yapıyor? Bunu anladık zaten. Merkez Bankası'ndaki rezervlerin tükenmesinden anladık ne olduğunu. Ama benim şeyim şu, böyle dengesiz bir adam kalkıyor mesela, ekonomik terimleri kullanmaya çalışıyor. İşte faiz gibi, ne gibi. Yahu, hani Müslüman ya, Kur'an'da faiz size haram kılındı diyor ya. Bu zannediyor ki, solak zannediyor ki, 7. asırdaki faizle bugünkü faizin aynı olduğunu zannediyor. Böyle bir gerizekalı. Bu içerisinde yaşadığımız sistem kapitalist sistem. Yani paraya dayalı sistem. Yani paranın getirisi var. Senin o iman ettiğin, hatta yetmiyorsun da işte öyle gözüktüğün orada para, ekonomi yok ya. Yani. Ne ekonomisi? Orada ganimet var. Gidiyor bir başkasının askerini güçlendiriyor, ordusunu güçlendiriyor. Gidiyor bir başkasının ürettiğini alıp getirip afiyetçe yiyor. Bunların Allah'a da bunu helal kılmış. Onun ekonomisi o. Onun ekonomisi o. Elinde kılıç, git baskın yap, al gel. Sadece İslam orduları için değil bu. O dönem öyle yürüyor. Köle sahibi olmak, cariye sahibi olmak, gidip fethetmek. Kur'an'da bile yazıyor ya, arkadaşlar açın 74. ayetini, Tevbe suresini. Hani anlattım ya bunu, peygambere suikast düzenliyorlar. Deveden itip düşürüp öldürecekler. Kim? Kendi arkadaşları. Ebu Bekir'inden tut, Osman, ondan sonra Ömer falan, Übeydullah. Çünkü bunları 30 bin insanı alıyor götürüyor bir duyum üzerine. Bir tüccar geliyor işte size baskın yapılacak Bizans tarafından falan deyince toplayıp götürüyor insanları sıcakta. Orada anlıyorlar ki bu peygamber meygamber değil kardeşim, olsa bilmez mi? Tebüye varınca böyle bir şeyin olmadığı anlaşılıyor. Geri dönmek zorunda kalırken bunu öldürüp kurtulalım diyorlar. Böyle bir tuzak kuruyorlar. Bunu anlattım ben. Demek istediğim, hala o kafayla kapitalist sistemi idare etmeye çalışıyor. Değerli insanlar, şunu baştan söyleyeyim. Ülkemizde cesaretli insan yok. Yani şunu söylemek istiyorum. Toplumsal düşünen insanlarımız yok, bilim insanlarımız yok. Ekonomist yok mu Türkiye'de? Var. Peki bu çıkıp ekonomi adına konuştuğu zaman neden ekonomi fakültelerinden ses çıkmıyor? Neden çıkmıyor? Veya adalet, hukuk adına cinayetler işleniyor ya. Katledildi yani. Hukuk katledildi. Tamamen hukuk sistemi Türkiye'de silindi. Peki hukuk fakültelerinden ses var mı, seda var mı? Yok. Gazetecilik mesleği bakın yerle bir oldu. Yahu Nagihan Alçı gibi birisi gazetecilik yapıyor sözde bu ülkede. Ahmet Hakan gazetecilik yapıyor. Abdülkadir Selvi gazetecilik yapıyor. Hayır, hoş diğerleri de. Diyelim ki öbürlerini de sayalım yani. Ahmet Şık'ı bunun bir tarafına bırakırım ben. Bazı değerli gazeteciler var yani. Bunları bir kenara bırakırım. Yerinde oturup mesela bizim Can Ataklı diyelim solcu değil mi? Öyle gözüküyor. Gazeteci insan yerinde oturup duyduğunu anlatmaz millete kardeşim. Gezer. Halkın içerisine girer. Fabrikalara gider. Cezaevlerine gider. Çocuk yuvalarına gider. Üniversitelere gider.
Hocalarla konuşur, öğrencilerle konuşur. Köylülere gider, üreticiye gider. Güneydoğu'ya gider. Git. Suriye'ye gider, Libya'ya gider. Gezer, bilgi edinir ve bize aktarır. Gazeteci budur. Sizin yaptığınızı biz de yapıyoruz ya. Oturuyoruz, duyduklarımızı insanlara söylüyoruz. Biz de mi gazeteciyiz şimdi? Yani demek istediğim arkadaşlar, her şey çürümüş. Ülkede her şey çürümüş. Aa işte imam Atatürk'e hakaret etti. Zaten imam Atatürk düşmanı kardeşim, öyle yetişmiş. Dindar olan adam Atatürk'e karşı çıkar. Bu kadar basit. Önemli olan onun koltuğundaki kişinin o imam o hakareti yaparken böyle kafasını aşağı eğip öküz gibi dinleyen var ya, odur. Suçlu o. O söylettiriyor. O. Atatürk'e hakareti o ettiriyor. Ona söyleyeceksin de söyleyeceksin. Yani şimdi arkadaşlar, Türkiye'de demek istediğim, gazetecimiz gazeteci değil, bilim insanımız, ben yani bazılarını tenzih ediyorum tabii, onun için bilim insanı değil. Okullarımız okul değil, hiçbir şey tam gereği gibi işini yapmıyor. Yapmıyor. Ya oturduğun yerden gazetecilik yapılır mı ya? Şimdi sen bilim insanıysan, bilimin hırzına geçiliyor, ses etmiyorsan benim için bilim insan değilsin ya. Adam kalkıp ya diyor yukarı gidiyorlarmış diyor. Hadi diyor, ne işiniz var orada? Aptal bunlar, salak diyor. Gelin ben söyleyeyim diyor. Cübbelilerin haysiyetsiz öyle diyor. Bilim insanlarına hakaret ediyor. E şimdi Türkiye'deki kendisine bilim insanı diyenler bunu yutuyor, seslenmiyor, gülüyor bir de. E kalkıyor bizim dengesiz ekonomistim ben diyor. E ekonomi şeylerine, fakültelerine bakıyoruz, çıt çıkmıyor. Yanlış konuşuyor adam. Arkadaşlar bu ülke Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduğunda başta Atatürk olmak üzere toplanıyorlar, düşünüyorlar. Ne yapacağız? Bir devlet kurduk. Düşman gitti. Meclis kurduk. Bayrağımızı çektik. Tamam, oturduk şimdi buraya ama ne yapacağız? İnsanımızın sanatı yok. Zanaatı yok. Okuması, yazması yok. Belirli bir kültür seviyesi yok. Peki nasıl yarış edecek bu dünya insanlarıyla? Düşünüyorlar. Eğitim yapılacak. Okuma yazma öğretilecek, üretilecek. Sanat okulları kurulacak, sanat. Sanat öğrenecek. Ressam olacak, artist olacak, kunduracı olacak, demirci olacak, sıvacı, boyacı, divarcı olacak, inşaatçı olacak, olacak da olacak. Bunlar olmazsa olmuyor zaten. Olmazsa olmuyor. Kaliteli insan olmazsa üretim olmuyor. Bunun farkındalar. Peki ne üreteceğiz diye düşünüyorlar. Ne üreteceğiz? Üç beyaz diyorlar. Üç beyaz. Nedir o? Un, şeker, pamuk. Çünkü ülke iklimi ve toprağı buna uygun. Bunu yapabiliriz diyor. Ha tamam, ne yapacağız? Fabrikalar kurulacak. Kuruyorlar. Kuruyorlar ya, 1926'da 25'te başlıyorlar kurmaya. Şeker fabrikalarını kuruyorlar. Un fabrikalarını kuruyorlar. Çeltik fabrikalarını kuruyorlar. Kumaş fabrikalarını kuruyorlar işte. Bunda bu fabrikaları kurarken buradan devlet kar etsin diye hiçbir niyetleri yok. Olmaz çünkü. Bu fabrikaları kurarken diyorlar ki bu fabrikalar Türkiye ekonomisini
ayağa kaldıracak fabrikalardır. Ne yapar bu fabrikalar? Örneğin pamuk fabrikası ne yapar? Köylüye pamuk ürettirir. Ve pamuk işlendikten sonra geriye kalan posası hayvanlara yem olarak kullanılıyor ve hayvancılığı geliştirir, teşvik eder diyor. Doğru mu? Doğru. Hem de çok güzel besleyici nitelikleri var o pamuk artığının, posasının. Şeker pancarı. Bilinçli bir çiftçi ister şeker pancarı üretimi. Su istiyor, zamanlama istiyor. 3 yıl ya da 4 yıl bir tarlanın dinlenmesi gerekiyor, planlanması gerekiyor falan. Bunun için mühendisler gerekli. Öncülük yapacak halka. Ve şeker pancarı işlendikten sonra da geriye kalan posası yine hayvana yem olarak kullanılıyor ve besiciliği ve hayvancılığı geliştiriyor. Dolayısıyla Türkiye'de bir şey potansiyel meydana getiriyor ve istihdamı yaratıyor. Köylü kendi alanında üretiyor, bir geliri var, çocuklarını okula gönderebilir, yaşam seviyesi yükselir. Aynı zamanda gereksinimi karşılanır ülkenin. Tekstil gereksinimi, un gereksinimi ve şeker gereksinimi karşılanır. Buradan hareket ediyorlar ve doğru hareket ediyorlar. Bugünkü geldiğimiz nokta. Hani ekonomistin diyor ya bu bizim hırt. Çıkıyor ikide bir de konuşuyor falan. Bakın şimdi arkadaşlar 2002. 2002'de pamuk 2.542 ton pamuk üretilmeye başlanmış. Nüfus 2000'lerin nüfusu ne kadar? 60 milyon değil mi? 60, 61, 62. O şekilde. 2,5 milyon ton. Öyle diyelim. Nüfus, şimdi günümüzün nüfusu 80 milyon. 20 milyon artış var. Hatta 2018'in verimi şeyini de katabiliriz. 20 milyon nüfus artmış. Yani 3'te 1, %33. 2,5 milyon ton pamuk üretiminin %33 daha artması gerekir. Yani ne kadar? 3,5 milyon ton pamuk üretilmesi gerekirken geldiğimiz noktada 2,4 milyon ton. Yani aşağı düşmüş bir de. Hem nüfus 20 milyon fazlalaşıyor, %33 fazlalaşıyor ve üretim aşağı düşüyor bir de. 2002'den daha aşağıya düşüyor. Neden? Çünkü fabrikalar özelleştirildi. Çünkü artık köylü pamuk ekmiyor çok yere. Adana'da bez fabrikası kalmadı. Gelelim şeker. Biliyorsunuz nebeşe diye bir şey çıktı. Yani nişasta bazlı şeker. Ve 2002'de bunun kota var biliyorsunuz buna. Kota %10. Geldiğimiz noktada Bakanlar Kurulu toplandı artırdı. Topla %50'ye kadar artırdı. %50. Ve şeker pancarı üretimi de yine 2000'li yıllarda, 2002'de 16,5-17 ton şeker üretiyor. Milyon ton bu yani. Şeker dedim, şeker pancarı üretiyor. 2018'de arkadaşlar sadece 17 ton. 17 milyon ton. Nüfus dediğim gibi 20 milyon artmış. Normal üretim 23 milyon ton olması gerekirken hemen hemen 2002 ile üretim aynı. Niye? Çünkü bu N5'e kotasını %50'ye çıkarttılar ve şeker fabrikaları kapattı, özelleştirildi, kapatıldı. İnsanlar da şeker pancarı ekmez oldular. Keza un. Ofisler almaz oldular. İnsanlar ürettiği buğdayı, tahılı almıyor. Elinde kalıyor. Heder oluyor. İnsanlar ekmiyor.
Ve dolayısıyla da ne oldu? Üretim düştü, dışarıdan buğday, un, saman bile getirmeye başladılar. İşte ekonomist dediğin insan ülkeye buradan bakar. Buradan bakar. Gazeteci dediğin insan gider gezer. Neden durakladık? Neden geriye gidiyoruz? Köylümüz ne durumda? İşçimiz ne durumda? Üreticimiz ne durumda? Sanayimiz ne durumda? Çiftçimiz ne durumda? Gidip arkadaş gezsene, halka haber taşısana. Arı gibi çalışmanız gerekirken stüdyolara oturuyorsunuz. Cebime kaç lira gelir? 1.000 lira, 1.000 lira konuşurum. Yaptığınız şey bu ya. Sahayı gezen gazeteci gördünüz mü arkadaşlar ya? Çay döküyor insanlar yere, protesto ediyor, bilmem ne. İlgilenen yok. Gazetecisi gitmiyor. Televizyoncusu gitmiyor. Habercisi gitmiyor. Partisi gitmiyor. Sadece çay için değil yani, her konuda. Her konuda. Gidip besicilerle, hayvan besicileriyle konuştunuz mu? Konuşuyor musunuz? Röportaj yapıyor musunuz? Buğday üreticisiyle röportaj yapıyor musunuz? Durumu nedir anlıyor musunuz? Bunlar haber yapıyor musunuz getirip? Kaynağından alarak haberi. Duyduklarınızı değil. Ben de yaparım öyle gazeteciliği. Otururum bir stüdyoya. Alo, burada ne var ne? Alo, alo, tamam. Akşam söyle. Yalan yanlış söyle. Ondan sonra Sedat Peker'i bekle. Ne söyleyecek diye. Sen cezaevlerine gitme, karakollara gitme. Mağdur olan insanların yanına gitme. Onlarla konuşma, onların halini derdini anlama. Sedat Peker'i dinle. O sana haber verecek. Arkadaşlar gerçekten çok kötü durumdayız yani. Bildiğiniz gibi değil. Bildiğiniz gibi değil. Hiçbir şeyimiz doğru değil yani. Hiçbir şeyimiz. Üniversitelerimiz çalışmıyor ya. Üniversiteler ülkenin motor gücüdür ya, motor gücü. Oradan çıkan insanlar yönetiyor işte ülkeyi. Onlar sessiz. Nasıl olacak? Orası belli değil işte. Şimdi adam komşusunun şeyine dalıyor. Bahçesine hıyar salacak. Görüyor tabii komşusu. Ya ayıp değil mi? Utanmıyor musun? Salatalığını çalıyorsun yani. Hıyarımı çalıyorsun. Yok demiş. Nasıl geldin buraya? Demiş beni rüzgar etti buraya. Attı. Yani rüzgar esiyor, düştüm. Cebindeki şeyler nedir? O salatalık, hıyarlar nedir? Onu izah edememişler. İzah edilecek bir durum yok arkadaşlar. Baştaki adama bakıyorsun, üniversitelere bakıyorsun, gazetecilere bakıyorsun, ekonomistlere bakıyorsun, bilim insanlarına bakıyorsun. İzah edilecek bir durum değil. Kısır kalın.